Şimdi günün ikinci tadım, yorum ve puanlamasını yapması için Damla'nın kayınvalidesi Nuray Hanım'ı davet ediyorum. Sarı şeker. Teşekkür ederim. Buyurun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi birinci tabakla başlayalım mı? Başlayalım. Vallahi elma güzel olmuş. Elmadan dolayı mıdır nedir güzel? Lezzet veriyor. Evet evet. Lezzet verilmiş. Hamuru nasıl olmuş? Ona bakmaya zorluyorum işte pek anlamadığım için. Pişmiş mi diye bakıyorum ondan böyle biraz değiştim. Ama biraz katı mı acaba hamuru bilemiyorum. Biraz tadarak. Öbürlerini görmeden bir şey demek istemiyorum ama tadı elmadan dolayı güzel olmuş olabilir yani. İlk olduğu için hoşuma gitti. Tam olarak beğenmediniz. Yani ama kötü de değil tadı diyorsun. İlk tattığım için hani önceden acı geliyordu. Şu an tatlı geldi. Belki acım ondan olabilir yani. Güzel geldi yani. Ama deneyeceğim. Yani, bilmiyorum. Fena değil. Fena değil diyelim. Tamam. Aynen. İkinci tabağa geçelim o zaman. Öyle karar vereyim. Evet. Tamam. Hepsi de tatlı, çok güzel. İçlerinin o da güzel, bu da güzel. Mesela çok zorlanacağım yani gerçekten. İkisi de güzel. Hamurunun pişmesi de önemli olması gerekiyor. Elmanın pişmesi de önemli oluyor. Kıvamları da. Vallahi ikisinin onlara göre yorum yaparsak ikisinin de üstüne süsü yapılmış. İkisinin de aynı şekilde tadı var. İkisi de aynı şekilde geldi. Hamur yani hamuru, şey katılığı ikisinin de aynı yani. O da aynı, bu da aynı. Hiçbir fark gelmedi yani ağzıma. Şimdi farklı desem yalan olmuş olur. O zaman 1 ile 2. İkinci tabak aynı. Yani aynen. Aynı gibi geldi bana. Tamam o zaman. Üçüncü tabağımıza geçelim. Bu herhalde yeni mi çıktı fırından sıcacık? Evet, ben de sıcacık sıcacık yedim. Yani üçünde de inanın hiç fark yok ya. Yani bilmiyorum, bakıyorum hepsine. Peki üç numaralı tabağı beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Güzel. Beğendiniz. Peki evet. Tamam. Dördüncü tabağa geçelim. Dördüncü tabağı yorumlayabilecek misiniz? İkisinin şeyi tamam. Aynı. Şunlar biraz farklı gibi geldi. Bu. Bunlar ikisi aynı tatları. Yani 3'le 4 mü? Biraz daha pişmiş gibi geldi yani. 3 ve 4. tabak. Evet. Daha pişmiş gibi evet, geldi. Peki evet. Lezzeti nasıl? Lezzetleri hepsi hemen hemen aynı. Ya elmadan dolayı herhalde çok fark edilmiyor yani tat olarak aynı. Çok zorlanacaksınız çok zorlanacağım. O zaman. Gerçekten. Aynen, aynen. Ve çok aynen. Önemli bir gün. Hepsi de aynı ya. Nasıl fark edersen et yani. O kadar zor ki. Peki o zaman puanlara geçelim. Tabii isterseniz. Ki. İstediğiniz tabaktan başlayabilirsiniz puanlamaya. Tamam. Siz söyleyin. 3 numaraya 5 veriyorum. 3 numaraya 5 puan. 4 numaraya 4 veriyorum. 4 numaraya 4 puan. 1-1. Aa, böyle bir günde hem de yapmayın. Ne yapıyor yapabilirim? Musunuz? Ya, yaptım işte. Vallahi, ya geliniz. Ya elim titriyor yani. Ama titriyorsa 1 vermeyin. Ama ne yapabilirim? Bir puan bile çok i̇şte çok önemli. Onun için yani herkesin kaderini belirleyecek diye veriyorum. Gerçekten hani fazla yarışmanın verin, kaderini belirleyecek. Fazla verince de o zaman hiçbir şey olmuyor. Yani değişiklik olmuyor. O yüzden peki. Böyle yapayım dedim. Bilmiyorum artık. O zaman. Allah ne hayırlısını verdiyse onu nasip etsin diyelim. Amin amin. O zaman birinci tabaktan başlayalım. Şans. Nuray Hanım'dan 1 puanı alan gelin kaldıralım. Yeşim. Beğenip 1 vermek nedir anlamıyorum. Hepsi güzel. Zor karar verdim. Hepsi dördüncü güzel. Tabağa geçebilir miyiz? Bilemiyorum. Nuray. Kimde ne var bilmiyorum. Nuray Hanım'dan 4 puanı alan gelin kaldırabiliriz. Damla. İlle
Tüh, yine bulamadınız gelininizi. Ama güzel puan verdim gelinime yine. Güzel değil. Ah bakalım ben sana şimdi. Çok iyi şimdi 5 puanını da ya Aslıhan'a ya da Miyase'ye verdiniz. Bakalım 5 puan hangi gelinimize gitmiş? Nuray Hanım'dan 5 puanı alan gelin kaldırabiliriz. Miyase. Anne. Tebrikler Miyase. Hemen 2. tabağı da kaldıralım. Ah aslan ah. Ben kaçıyorum. Ben bir şey söylemek istiyorum. Hani dedin ya Damla ben çok güzel tüyo verdim. Ne dedin? En kötü tabağı, en şekilsiz. Ya bak, ne en kötüsü bitirin ya? Ki ya benim en çok bendiği tabak benimdi. Sadece yanları olmamış diye. Konuşuyorsun ya. Dinlemeyi bilmiyorsunuz ya. Belki iyi bir şey söyleyeceğim. Sen konuş. Bilir kişi. Sen konuş. Bak, bilir kişi olduğumu biliyorsun. Biliyorum. Ben iyi seçerim laflarıcım bu saat. Tamam, o yüzden biliyorum. Müsaade etmiyorsun konuşmama. Bak hani dediniz ya hepsi güzel lezzette. Evet. Madem öyle görsel olarak şöyle bir inceleyelim. Evet. Kendi tabağımda dahil en görseli güzel Aslı'nınki duruyor. İkinci benim duruyor. O yüzden duruyor. Bir alıyorum hep zaten. Evet. Üçüncü tabak dağılmış. Dördüncü tabak dağılmış. Dışarı bile taşmamış. Buradan dolayı mı yakaladınız? Mesela görsele bakıp 1 ile 2'ye de puan verebilirsiniz. Lezzetten yakaladı. Bir dakika durur musun? Ben Nuray Hanım'a soruyorum. Sana biraz önce dedin ki çok güzel tüyo verdim dedi de inanın ister inanın dinleyebilirler yakamızdakiler aynen dinlemiyor. Aynen öyle eğer böyle hiç bir tüyo varsa. Hiç bu sefer var ya tüyo falan hiç bak, veremedi. Tüyo ulaşmak burada serbest. Evet. Bunu yanlış algılayıp cevap veriyorsunuz. Burada 90 saniye zaten tüyo ulaşın diyorlar. Tamam. Ben de diyorum ki verdiğin tüyo bu şekilde mi diyorum? Ben de görseli diyorum ki. Görseli ben yapamam, beceremem. Hayır, hayır. Biz bu yapmadan önce herhalde tüyolaşıyoruz. Yaptıktan sonra görselini kötü yapacağım ya diyor mu? Ya görsel ne olursa olsun. Hepsi pişirilip geliyor. Örnek veriyorum. Damla biliyor muydu daha önceden kötü yapacağını? Bak, nasıl kabarırsa öyle olur. Hile olarak yani. Algılıyorsunuz bak, ya. Bana değil tamam mı? Şundan yola. Örnek veriyorum. Nuray Hanım der ki her zaman benim gelinim şeklin ne olduğu önemli değil. İşte ne bileyim hamurunu ince açar. Ben tadından verdim. Siz şunu... Ben tadından verdim. Ben tadına... Kim adam yaptıysa... Beyhancı'nın tadı düşünmüyor. Düşünmüyor. Bak elini vicdanına koy. Benimkini de beğendi zaten Beyhan teyze. Tatlıyı, kurabiyeyi zaten çok yapıyorum. Ha, onun hamurunun o şekilde olmasının sebebi... Lezzeti konuşmuyorum. Niye öyle oldu bilmiyorum. Konuşuyorum. Bak ben farkındaysan yeşim de hepsini de Emel Hanım da gördü. Hepsini didikledim. Evet. Yani... İçi pişti mi diye bakmak tamam, istedim. Tamam ben de onu diyorum. Lezzet aynıysa şöyle bir görsele baksaydınız diyorum. Hepsinden de iki kere aldım. Ben de çiğ mi değil mi? Nuray teyze. Beyhan teyze de benim tabağımı beğendi zaten. Evet ben tada verdim anladın lezzet, mı? Lezzet hepsi aynı dediniz. Kızlar. Hayır hayır. Şimdi olabilir. Şef bize dedi ki. Bize İkisinin de dedi tadı ki, çok güzel elmalar geldi bana. Dedi sote gibi olacak. Biraz çünkü fırına da girecek. Şimdi bu elmalara bakıyorum. Böyle... Yani şu elmanın görüntüsü elma bulanmış içinde resmen. Bulanık bulanık. Evet. Yani siz yapamamışsınız. Ben değil. Diri kalacak. Yalnız diri, yine benim tabağımı gösterdi. Geliye. Diri kaldıysa bak geliye. Şu erimiş diriye benziyor mu? Hepsi pişmiş. Hepsi şu erimiş diriye benziyor mu? Bizimkine baktın mı? Bu tabak kimin? Beş alan tabak mı Yasin'in? Buna niye verdim? Yeşim, yeşim hepsinin tadı bir. Tadı hepsi aynı çok güzel tamam, olmuş. Ben de diyorum ki bunda görsel. Da aynen. Ben bunda zorlandım da, vermekte bunda da benimki zorlandım. Gibi anla yani tamam, ben de diyorum ki şöyle bir görsele baksaydınız zorlanmazdınız. Görsel hepsi değil. Dışa taşmış. Görsel şöyle, değil. Bak şunu anlayabilirim. Görsel değil. Siz demiş olabilirsiniz ki işte benim gelinim görseli iyi yapamaz. Bak canım sen bilmiyorsun herhalde biz burada görsellik için yarışmıyoruz. Ben tada hamuruna baktım. İçi pişmiş mi ona baktım. Tamam. İçine yeşim, didik didik geçtim. Tamam ben aldım cevabımı. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Biri ikinci tabak benimdi. Çiğ miydi? Hayır hepsi değildi. De çok güzel pişmişti. Tamam, güzel, ama ben öbürlerinin ikisi sıcacık geldi bana. İçleri tamam. Çok güzel olabilir. Geldi. Tamam. Ondan dolayı verdim. Zaten ben kötü demedim farkındaysan hepsine. Sizin tadımı yaparken puanlamanız o kadar netti ki. Evet net hiçbir tabii ki. Hiçbir kayınvalide bu kadar net puan vermiyor burada. Siz böyle yaptınız. Dediniz bu çok güzel, bu çok güzel, evet, bu çok güzel, güzel, bu çok güzel. Evet güzel, güzele güzel yani. 3'e 5 veriyorum, 4'e 4 veriyorum, 1 veriyorum. Aynen. Bu kadar nettiniz. Evet. Siz daha önceki geldiğinizde otelde akşam konuşuyorsunuz. 4'e 5 ver diyorsunuz. Bak 5 aydır buradayım. Yemin ediyorum hiçbir matematiksel yapıp kayınvalideme 4'e 5 verip 3'üne 1 ver diyemedim. Ya bu da bitiyor. Bir dakika. Bir dakika. Bu da bitiyor. Bir dakika. Kabul ediyorsun konuşsun yani. Da öyle konuşalım. Bu matematikseli sen çözmüşsün. Çünkü dedin ki bunu benim çözmek için benim yarın olmam lazım. Damla dinle.
Dedin ki benim tabağım yarın kayınvalidemde bir dede iki dede çıkmayacak dedin. Üçte. Ben ona üçte dedim. O da gitti. Bak ben aynı. Ona burada dedim ki bak üçte çıkabilir. Ha bunu neden hissediyorum? Hissetmiyorsun. Ya bırak asla. Valla çözemedim. Hissediyorum ya. Hissediyorum. Benim senin kadar matematiğim yok. Bir dakika bir dakika. Biz dün zaten çözdük. Bu üçü de ben ona yanıldığı için verdi. Ben ona dedim ki ben üçte hissediyorum dedim. O zaman şu an kızamazsın. Vermeseydi ben sinirlendim işte üçe. Dur bir dakika bir dakika. Sakin olun sen de sakin olun sen de. Bak gerçekten burada tekrar izleyebilirim. Ya 3'e 5 verdim neyi kar ediyorsun burada. Bak hala. Beni dinliyor musun? Dinliyorum. Ben tadına lezzetine ver. Hiç var ya yemin ederim ya. Bu sefer hiç tüyo falan yok dinlesinler. Ben matematik hesabı yapıyorum demedim. Ben sana orada da dedim ki his yani bu his benim altıncı hislerim kuvvetli ama yanıldım. Ben ona 3'e 5 ver dedim. Bak şöyle evet, ama evet. Buraya gelince dedim ki ben anne sonra. 3'e falan 5 verme. Hangisi hoşuna giderse benim zaten sürekli kurabiye yapıyorum ya. Bunun kurabiyede farkı yok zaten. Bir dakika. Elmalı kurabiye yiyeceksin ben yani. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Tabii söyle. Dünkü tavukta da ikisini tadını benzettin, ikimizi benzettin, bir bir verdi. Doğru mu? Nasıl ikinizi benzettin? İkimize bir bir verdin tamam, dünkü tavukta tamam. Da. Bugün de yine ikimizi benzettin, ikisini benzettin. Tabii canım vallahi benzettin verdi ya. Bak bak Niyase ben hayatımda nereye gidersem gidim ben net insanım. Yeşim de söylerse ben Damla beni gayet iyi bilir. Biz evet dün akşam konuştu. Damla dedi ki dedim ki bak kızım ben vicdan azabı çekerim dedim. Kendi kaderini kendin belirle kaça vereyim dedim. O da dedi ki anne 3'e ver dedi. Aynen diğerlerine böyle. De dedi bir 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 ver dedi. Ben hepsine bir ver ben, dedim. Bak gelinimi buldum. Dördüncü tapağın Damla'nın olduğunu bile bile ona 4 verdim. Bak 4'ü bile bile 5 verecektim Damla'ya. Sırf Damla kendi kaderini çizsin diye 3 verdim. 3'e 5 verdim.